10. menakıb. O mağarada bir müddet kaldılar. Orada Ebu Bekr radıyallahu anh hazretleri aşırı derecede susadı. Harareti had safhaya gelince Sultan-ı Enbiya'ya arz etti. Buyurdular ki: "Ya Ebu Bekr, dışarıya çık. Mağaranın önünden akan nehirden muradınca doyasıya iç." Yüksek emirleri üzerine dışarı çıkıp gördü ki bir ırmak akar. Kardan soğuk ve hem beyaz. Baldan tatlı ve kokusu miskten güzel. Arzu ettiği kadar içip geri geldikte dedi ki: "Ya Resulallah, bu ne hayat suyudur ki bu dağın başında hasıl olmuş ve yaratılanlardan bir fert görmüş değildir." Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "Allahü Teala Hazretleri cennet ırmağı ile vazifeli olan meleğe ta Cennet-i Firdevs'ten akarsuyu getirip bu mağara önünde akıtsın ve Ebu Bekr Sıddık kulu ondan muradınca içsin diye emretti." Hazreti Ebu Bekr Sıddık radıyallahu teâlâ anh bu sözleri işittiği zaman çok neşelenip dedi ki: "Babam ve anam sana feda olsun. Ebu Bekr'in Hak Sübhanehu ve Teâlâ katında bu kadar mertebesi var mıdır ki onun için Mekke dağında cennetten ırmak akıtır?" Hazreti Şefî'ül Müznibîn Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem: "Evet ya Ebu Bekr, Allahü Teala Hazretleri katında daha ziyade kadrin vardır. Beni hak peygamber gönderen Allahü Teala'ya yemin ederim ki sana buğz eden kimseler cennete giremezler. Onların 70 yıl kadar ameli olsa da," buyurdular.